Merhaba sevgili seyirciler, İnsan Hakları Ajansı'na hoş geldiniz. Bu hafta gündemimiz faili meçhul, daha doğrusu faili belli cinayetler. Binlerce faili meçhul cinayet var ve birçok dava cezasızlıkla karşı karşıya. İki konuğumuz var, bu konuda çalışmış ve mağdur olan aslında bir konuğumuz daha var. Avukat Medet Serhat'ın oğlu Rümet Serhat, hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Diyarbakır Barosu'yla faili meçhullerle ilgili çalışma yapan avukat Sider Avşar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hangi hak ihlalleri oldu onu izliyoruz. Sonrasında sohbete devam edeceğiz. İstanbul'un Fatih ilçesinde adının İsmail olduğu öğrenilen bir kişi sokakta donarak yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından üzerine örtülen battaniye ile çekilen fotoğrafsa İstanbul'da yoksulluk gerçeğine tepki uyandırdı. Sokakta yaşayan çok sayıda insanın olduğu İstanbul'da sokakta yaşayan insanlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu da gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi'nde 2 Ocak itibariyle kahvaltı kartının verilmemesi ve 3 öğün indirimli yemek hakkının tek öğüne indirilmesi öğrencilerin tepkisine neden oldu. Üniversite öğrencileri müşteri değil, öğrenciyiz diyerek konuya dair rektörlüğe dilekçe vermek istediler. Üniversite kampüsünde protesto için toplanan öğrencilere polis coplarla müdahale etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırının yaşandığı gün, Hollanda'da ve Paris'te insanları coplarla dövüyorlar, bizim polisimiz yapmaz sözlerini sarf etmesi ise sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan oldu. Bir yıl içinde 474 kadının öldürüldüğü bir seneyi geride bırakırken, 2020 yılının ilk anları da vahşi bir kadın cinayeti haberiyle karşılandı. 1 Ocak 2020 tarihinde Iğdır'da yaşayan Ebru A, 3 ay önce ayrıldığı eşi tarafından öldürüldü. Ebru A, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde otururken eşinden ayrılarak çocuğuyla birlikte yaşamını sürdürebilmek için Iğdır'a gelmişti. Iğdır'da da Ebru A'yı bulan Umut A, yanında getirdiği tabancasıyla Ebru A'yı öldürdükten sonra kendisini de göğsünden vurdu. Anayasa Mahkemesi, gazeteci Hayko Bağdat'ın Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum edildiği dava kararını ihlal olarak kabul etti. Anayasa Mahkemesi, gazeteci Hayko Bağdat'ın Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum edildiği dava kararını ihlal olarak kabul etti. Mahkeme kararında Melih Gökçe'nin kışkırtıcı bir üslup kullanması sebebiyle sert eleştirilere maruz kaldığını hatırlattı. Mahkeme ayrıca kararında siyasetçiye yönelik eleştiri sınırlarının sıradan bir kişiye göre daha geniş olması gerektiği belirtildi. Karara göre Hayko Bağdat'a 9.500 TL tazminat ödenecek. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Konumuz faili meçhuller, faili belli cinayetler aslında ve Türkiye'nin kadim meselesi. Binlerce faili meçhul cinayet olduğu tam rakam konusunda henüz bir uzlaşma yok herhalde. Henüz yok. Diyebiliyorum ben. Ama senle başlamak istiyorum Sider. Diyarbakır Barosu'nda çalışma yaptınız. Türkiye'nin kadim meselesinin temeli nedir? Yani kaç faili meçhul cinayet oldu, kaç dava açıldı veya yargının tavrı nedir faili meçhul cinayetlere karşı? Yani şimdi ilk başta rakamlarla başlayacak olursak şöyle bir durum var. Halen biz net olarak bir rakam bilmiyoruz. 17 bin rakamından konuşuluyor. Yani, mesela Ahmet Türk'ün bir beyanı vardı. 17 bin rakam söyleniyor ancak yani bizim kendi yaptığımız çalışmalarda ulaştığımız verilere göre ve kendi tahminlerimize göre bu rakam aslında doğru bir rakam değil. Çünkü yani o dönem yani bu söylenen rakam sadece o dönem yapılan başvurularla ilgili söylenen bir rakam. Bunun faili meçhul olup olmadığı konusunda bir tespit yok hepsinde ama rakam çok fazla. Evet tabii rakam çok fazla. Yani yine tahminen 10.000'in üzerinde olan bir rakam. Ama mesela bazı başvurular birden fazla kez yapılmış. İşte örnek veriyorum. Mesela yolda birini alırlarken kişi ismini bağırıyor, ismini söylüyor. İşte ismim budur, gözaltına alınıyorum, haber verin diyor. Yoldan geçen biri gidiyor işte İnsan Hakları Derneği'ne konuyla ilgili başvuru yapıyor. Ailesi gidiyor ayrı bir başvuru daha yapıyor. O yüzden birkaç başvuru birkaç sonra, isim sayılıyor ama yine de 10.000 üzerinde rakamdan çok büyük bir rakamdan rakam olduğunu yani söyleyebiliriz. En azından devletle ilişkili olduğu iddia edilen gruplar, örgütler tarafından hayatlarına son verilmiş veya verilmemiş bunu bilmiyoruz.
insanlar değil mi? Evet. Anladığımız evet. bu. Bir 10 bin üzerine bir rakam var diyebiliriz ama net olarak hala net bir şey söyleyemiyoruz. Peki bu 10 bin üzerine faili meçhul diye bir rakam verebiliyorsak bunlar hangi döneme ait? Yani bir dönemsel sıralama var mı? Yani bunlar zaten genelde özellikle 90'lı yıllarda. Yani Kürt 90, meselesinin çok fazla. Evet, çok yoğun olduğu dönemlerde. 91'li yıllardan 2000'li yıllara kadar bunları sayabiliriz. Yani yıllar içerisinde bölecek olursak. Zaten Tencitem'in kuruluşu 87 yılına tekamül ediyor. O dönemlerden sonra başlayan 2000'lere kadar devam eden bir Kürt süreç. İlleri tarif edilen, Kürt coğrafyası tarif edilen bölgede cinayetler. Tabii, aynen. Doğrudur. Peki Diyarbakır Barosu yaptığınız rapora gelmek istiyorum. Biraz o rapordan bahseder misin? O aslında bir rapor değil, bir proje çalışmasıydı. Avrupa Birliği destekli yaptığımız bir projeydi. Rahmetli katledilen Tahir Elçi Başkanımız döneminde yapılan, onun başvurusunu onu yaptığı, bizzat kendisinin yaptığı bir projeydi. 2015 yılında biz başladık bu projeye. Daha doğrusu 2014 yılının sonları ama yani başlaması 2015 yılının ortalarını buldu. Aslında o zamanki biraz çözüm sürecinin etkisiyle hazırlanan, yani ona uygun olan bir projeydi. Bu zaten o dönemlerde bu tür cinayetlerin üzerine biraz gidilmeye başlanmıştı. Davalar yeni yeni açılıyordu işte. Yüzleşme döneminde bir giriş süreciydi. Tam da zaten aslında biz de başvurusunu, doğrusu Tayyip Başkan başvurusunu o dönem yapmıştı. Ama bu dönem siyasi ikiline uyuyordu yani aslında. Aynen uygun bir projeydi. İşte biz zaten bu projede bir data verisi oluşturacaktık. Mümkün mertebe ulaşabildiğimiz kadar kaç tane faili meçhul cinayet var. Doğru rakamı çıkaracaktınız. Aynen. Yani doğru rakamı yine çıkarmak çok zor bir şeydi ama hani en azından sağlam bir, geniş bir veri tabanını hazırlamayı düşünüyorduk. Devamında iki dosyayı, yani o dönemlerde işlenen ve halen faili belli olup da faili meçhul olarak geçen iki dosyayı baştan yaratma, bunların tüm süreçlerini takip etme. Pilot dava diye seçip. Evet, pilot dava seçip bunlar üzerinden gitme. Cezasızlıkla karşılaşmaması için hukuki bir mücadele yürütme. Aynen, ondan sonra devam eden açılmış olan davaları takip etme. Bu konuda avukatları bir eğitim verme ve mağdurların da mağdurlara hakları, destek verme. Evet. Mağdurlara hem onlara da bir bilgilendirme ve destek verme projesiydi. Ancak tabii zaten o zamanki bozulan çözüm süreciyle beraber bu amacına ulaşamadım. Ve Tahir Başkan'a tankat edilmesiyle beraber biraz aslında çok zor bir... Çok trajik bir şey aslında. Yani faili meçhul cinayetlerin açığa çıkması için proje yapan, hukuki çaba sarf eden bir baro başkanı şu an faili meçhul cinayette kurban hale geldi. Bu da bir Türkiye'nin gerçekliğini ortaya koyuyor. Tabii. Zaten hani hep Tahir Başkan içinde diyoruz yani kendini aslında hayatını adadığı şeyde şey uğrunda zaten kendisi bir aynı şekilde hayatını kaybetti. Evet. Yani hem proje amacı ulaşmadı hem de Tahir Elçi'yi kaybetti. Evet. Bu bir işin trajik tarafı. İşte biz de zaten tam proje sürecinde tam o süreçle beraber hakikaten çok zor çalışabildik. Yani çok fazla çalışmalarımız engellendi. Daha öncesinde çıkası biz savcılıkla beraber ortak, yani böyle ortaklaşa demeyeyim de onu da bize yardımcı olacağı şekilde bir çalışma yürütecekken tabii daha sonradan bu çalışmamız mümkün olmadı. Bu sebeple de ata verilerine biz de çoktan hiç ulaşamadık diyebiliriz. Yani çok sınırlı kaynaklarla ulaşabildik. Kendi kişisel çabalarımıza, görüştüğümüz o dönemde avukatlık yapan kişilerle bir diyalog kurarak onların önceden takip ettiği dosyalar üzerinden ya da işte bir medya taraması yaptık. Mesela belli dönemlere ait. Evet. Zaten tüm proje danışmalarımız Kerem Altıparmak ve Ahmet Murat Aytaç'tı. Onlar sağ olsun bize o zamanın işte tüm haber kaynaklarını, gazetelerini filan Ankara Üniversitesi'nde açtılar. Onları inceleyerek bir veri tabanı oluşturmaya çalıştık. Bu şeylere bir bin küsür bir veriye ulaşabildik. O da iyi başarı bence, bir bin küsür. Tabii yani şu an zaten Türkiye'de en geniş veri tabanı olabilir o noktada. Hani bin küsür veriye ulaşabildik ancak hala yani şu noktada aslında istediğimizi başaramadık. Bu dosyaların canlandırmasını yapamadık tabii ki. Evet. O çünkü sekte uğradı çünkü. Yani tabii, siyasal iklim değişti, Tahir Bey'i kaybettik. Aynen. Yani zaten tam baro zorlu bir süreçteydi. Tam proje süreli bir iş.
Dolayısıyla hani o süreç içerisinde yapmak zorundasınız projeyi, ulaşabildiğiniz kadar veriye. Yani o sebeple aslında bizim yani asıl istediğimiz amaca ulaşamadık. Evet. O dosyaların zaten içeriğini tam olarak halen alabilmiş de değiliz. Evet. Peki bir soru sorup da karbonete geçeceğim de. Yani biz ne görüyoruz peki projede? Bin kişiye ulaştınız, binlik bir veriye ulaştınız. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu hiç ceza alan var mı? Bir hapse giren var mı? İşte devletin evet yaptık dediği davalar var mı? Yoksa hepsi mi hakikaten faili meçhul? Yani hemen yani hepsi faili meçhul diyebiliriz. Çünkü 90'lı yıllarda zaten devam eden dava sürecinde ceza çıkan sadece iki tane dosya var. Zaten birisi benim amcamın öldürüldüğü dosyam. Mehmet Şerif Afşar dosyası. Zaten onun da failleri sadece 3-4 tane korucu cezaevine girdi. Tetikçiler ceza aldılar. Tetikçi de değil yani. Tetikçinin yanında olan korucular. Evet. Ona haber girip amcam alan kişiler. Diğerinde de zaten yine failler ceza almasına rağmen cezaevine girmediler. Yani aslında herkesin kaderi paylaştılar. Aynen. Aynen. O yüzden hani ceza almaları da aslında bir şey olmadı. Evet. Ben şimdi Rumet'e dönmek istiyorum. Rumet, 94 yılında işte babanı ve Kürt avukatlığının veya Gürsever avukatlığının diyelim en önemli figürlerinden birini faili meçhul bir cinayete kaybettin. 26 yıl olmuş. Evet. İşte, ve 26 yıllık bir yargılama süreci var sanırım. Sen bir mağdur olarak veya bir hak savunucusu olarak nasıl değerlendiriyorsun ve bu kişisel hikayenden başlayabilirsin yani nasıl bir Türkiye'de karşılaştın mahkemelerde, poliste, adliyede? Aslında 26 yıllık bir hak arayışı değildi bu. En son Abdülmecit Baskın'ın davanın zaman aşımından düşmesine kısa bir süre kala açılan bir davaydı ve biz de öyle müdahil olduk buna. 2011 yılındaydı bu. Hani Türkiye'nin daha özgürleşip daha liberal bir demokrasiye gidiyor burası falan tarzı bir söylemle açılmıştı bunlar. Onun öncesinde tamamen üstü kapatılıyordu. Yani vardı. Siz uğraşıyordunuz ama bir sonuç alamıyordunuz. Annemin kendi röportajından dolayı bile savcılığa çağrıldı, işte şey yapıldı falan. Hatta Bimer'e bile annem aradı o zaman. Bimer'i aradı, polisler geldi, ifade aldılar. Bir anda işte şey yapıyoruz dediler. Telefon çalıyor, cinayet masasından yurdanı Serhat arıyor, ne oluyor ya falan gibi bir şey vardı. Fakat hiçbir şey çıkmıyordu tabii bunlardan. En son bu davayla evet dedim. Eğer mutlandın. Eğer gerçekten Türkiye liberal bir demokrasi olacaksa, insan haklarına saygılı bir ülke olacaksa ve kendi geleceğini aydınlığa götürmek istiyorsa bu davalardan bir sonuç çıkar dedim. Fakat ikinci mahkemeden itibaren bu davadan bir şey çıkmayacağı belli değil. Hakimi ve yargılamayı görünce niye düşündün? Mahkeme heyeti gördüğüm kadarıyla hepsinin tek bir amacı vardı. Bir tane kadın başkan hariç o biraz ilgilendi, sonra o da çekilmek zorunda kaldı. Yani bu davadakiler aleni bir şekilde kanuna aykırı. Fakat bunun kanuna aykırı olduğu kararını verecek heyet ben olmayayım diye. O gücüm yok. Evet. Varsa da bile aman benim elimde patlamasın bu olay. Fakat Cumhuriyet Başsavcıları çok çetin şey yaptılar. Yani aslında o sanıklar avukatlarını mahkemeye verebilirler. Boşu boşuna onlara avukatlık parası vermesinler. Yani Cumhuriyet Savcıları çünkü onların sanık avukatları yerine can siperhane korudular onları. En son hatta davanın düşürülmesinde bile ilkinde zaten mahreste tutulmalarını isteyen savcı şey dedi. Ağır ceza ile yargılanıyor bu insan. Ama çok yıl oldu, 20 sene geçmiş bunlardan artık bir şey yapamayız ve sanıkların hepsi mahreste tutulmaya başladı. Duruşmaya bir daha gelmediler. Hiç yüzleşemediniz yani. Hiçbir şekilde. Soru soramadınız. Bir kere Mehmet Ağar seksisle geldi. Onda da İstanbul'dan katıldığı için zaten ciddi bir şey olmadı. Bunun üzerine tabii sanıklar hiçbir şekilde yargılama aşamasında nasıl diyeyim devletin adaletiyle karşılaşmayınca tanıklar da artık kaybolmaya başladı. Bir kısmı aslında bir kandırmacaydı belki de o zaman bize aşılanmış bir umut muydu diyelim. Başlarken nasıldı bilmiyorum. O motivasyonu bilmiyoruz. Evet, başlarkenki motivasyonu bilmiyorum. Fakat devamında da kandırmaca değil. Hani bu bir şekilde başladı ama artık bitsin.
tarzındaydı. Ya 17 bin ismi gerçekten şey yapılıyor ve bunun hani iki taraflı incelenmesi gerekiyor. Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı diye incelenmesi gerekiyor faili meçhullerin. Bu listedeki isimler 19 kişiydi. Hatta Mehmet Emir bunu yazılı olarak götürdü, mahkemeye verdi. Yani biz listeyi genişlettik dedi kendi kendine. O sırada çünkü katliamları yaparken bir kısmı tesadüfen oluyordu. Tabii. Yani gayet. Yanlış yerde yanlış zamanda bulunan insan falan gibi durumlar oluyordu. Ama senin baban gibi yani Medet Serhat gibi bir avukatın gayet, bir tesadüf değil. Evet, tamamen bilinçli, planlı. Ciddi anlamda. Ki annen de sanırım ağır yaralandı. Evet, annem de silahlı saldırıda. Saldırıdan dolayı. Yani o planlı bir iş ve zaten Yusuf Ziya Ekinci'de kullanılan silah kullanılıyor. Aynı, başka bir Kürt avukatı evet. Öldüren silah. Ya, orada bir mesaj vermek istiyorlar zaten. Bunu belli ediyorlar. Ama başka insanlar için hani ne kadar yani hedeftiler bilemeyeceğim. Şey soracağım yanlış, ben. Bir de şunu da biliyorlar. Hani hedef değildi bu insan ama öldürüldü. Nasıl olsa şey hesabını soracak kimse evet. Yok. Ama İstanbul'da oldu bu olay. Mesela evet. Şimdi Sidar bahsetti bu 10 binden fazla faili meçhul. Çünkü büyük çoğunluğu Kürt şehirlerinde işte kasabalarında olan cinayetler. Fırat'ın doğusunda. Ama ülkeler. Sizinki İstanbul'un göbeğinde göz göre göre herkesin. Bağdat Caddesi'nde. İstanbul en popüler caddesinde. Herkesin önünde yapılan bir katliam. Ya annemin anlattığından biliyorum. Mesela o gece her zaman tıkalı olan bir yoldur ve arabaların park ettiği bir yol tamamen arabasız. Bu sayede diğer araç yanlarından geçip normalde hiçbir şekilde sıkıntı olmadan önüne geçip kırabiliyor. Ve polislerin devreye gezdiği bir yerden bahsediyoruz. Burada resmi üniformalı polislerin muhtemelen sivil de vardı. Normal şartlar altında. Fakat orası tamamen o gece boşaltılmıştı. Yani bir plan kasıt arıyorlardı. Hani ne yapabiliyorduk biz de bunun üzerine? Kendi başıma kalmıştım evde. Yani kimsem yok çünkü bir anda dünyada. Annem yoğun bakımda, o da evet. Hayat mücadelesi veriyor. Hatta karakola gittim. Özel yerlerden biriydi bu da. Şu an tam yerini çıkartamıyorum o yüzden. Oradaki müdür bile bana şey dedi. Başınız sağ olsun, babanızı kaybettik. Anneniz yoğun bir ameliyatta ama çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Sağ kalıp kalmayacağını bilmiyoruz demişti. Yani resmi üniformalı. Oradaki en yüksek amir söylüyor. Kocaman bir masası vardı bu adamın. Hani neyine göre yaptıklarını bilmeden şuna sevinebiliyorsun. En azından diyorsun ki Sapanca'da bulunmadı, işkence edilmiş bir vücudu daha yok. Kötü vakalar. Yani, tabii, işkence evet, vakaları evet. Var. Ne bileyim. Düzce'de bulunmadı, Hendek'te bulunmadı. Bir de 3 gün boyunca bedeni var. Almak zorunda kalmıyorum evet. Diyorsun yani. Bu bile bir şey aslında. Kesinlikle bir, yani hani sıtmaya razı edip insanı böyle acılar üzerinden sevindirtiyor yani. Diyorsun. Ya aslında şeye benziyorum. Şimdi Medet Serhat'ı konuştu. Şimdi İstanbul'da Medet Serhat'la ilgili vakıf bir burs da var. Hatta evet. Ben de orada bir dönem şey yapmıştım. Yani bu Kürt entelektüelleri üzerinde o dönem ciddi bir baskı vardı ki Medet Serhat da önemli bir figürdü bu dönemde. O dönemde yani Kürtlük veya yurtseverlik veya Kürt hakları konusunda çalışan bir evet. Avukattı. Tahir Elçi'ye kadar aslında bir bağlantı var. Yani Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle Medet Serhat'ın öldürülmesi arasında bir bağlam var. Aslında failler aynı da belki de yani tetik çeken farklı olsa bile zihniyet aynı. Yani şöyleydi, Tahir abinin vefat haberini aldığım zaman ben gene üniversitede okuyorum şu an. Orada sınavlarıma çalışacaktım, vize haftama giriyordu. Telefondan hani bir daha Twitter'a bakayım ders çalışmamak için bahane olsun diye bakayım ve telefonu uçak moduna alayım dedim. Twitter'da haber akışını gördüm. Sabah 10.30 gibi bir şeydi. İnanamıyorum dedim. Çığlık attım. Annem dedi ne oluyor? Ben de ona söyledim. 3 gün boyunca psikolojik olarak. Çünkü bütün o Kasım ayında gene bir avukat şehir ortasında evet, öldürüldü. Yine evet. Kürt avukat yine evet, önemli figür. İnsan hakları için çalışan bir önemli insan figür. Burada. Evet. Yani o, bizi aynı travmayı tekrar yaşattı bu devlet Tahir Elçi ile. Evet. Kendisine de rahmet diliyorum ve bütün katledilenlere. Ama hani birebir özdeşleştirebildiğim bir durum oldu babamla. 3 gün boyunca ikimiz de istifa ediyoruz. Sürekli durduk yerde ağlıyoruz. Kendimize gelemedik. Ne olduğumuzu anlamadık yani. Evet. Ben tekrar Sidar'a döneyim, Rumet. Şimdi Rumet bir konteks kurdu aslında. Yani babasının seçilmesini, işte Tahir Elçi ile arasındaki bağlantıyı,
ilk duruşmaya umutla gidiyor en azından. Ama hakimlerin tavrını görünce buradan bir şey çıkmaz noktasına geliyor. Yani bu bir devlet politikası mı? Yani faili meçhul cinayetlerde cezasızlık koruma, kollama bir devlet politikası mı? Yani tabii zaten açıkçası en başından beri böyleydi. İşte bu ilk davaların açılmasıyla beraber biz aslında sürecin biraz daha değiştiğini, artık hakikaten bunun bir devlet politikası halinden biraz çıktığını düşünmeye başladık. Hepimiz de düşünmüştük hani. Hani tabii çünkü... Ama Robert Borsa, biz en baştaki motivasyonu bilmiyorduk yani. Bilemezdik. Hani yani orada şimdi mesela Cemal Temizöz'ün ve ekibin tutuklanması, işte Musa Anter cinayetinde o dönemki korucu olan Hamit Yıldırım. Evet, korucubaşı. Korucubaşı olan Hamit Yıldırım'ın tutuklanması. En azından diğerleri hakkında dava bile açılması. Hani hakikaten bizi bir umutlandıran. Kapı aralanıyor falan. Bir kapı aralanıyor. Yani evet, en azından biz bu kapıdan gireriz. Artık buradan devam eder. Bütün bu cinayetleri, o sürecin, CİTEM'in yapısını, her şeyi ortaya çıkarırız diye düşündük. Yani ki zaten o dönemlerde aslında eski CİTEM'ciler de şey yapıyordu. Hani onların da söylemleri bizim için. İtirafçılık da başlamıştı yani sanki o dönemde. Böyle bazı röportajlar, evet yaptık ama emirle yaptık. Evet şu yaptı. İsim verip itirafçılığa yani başlamıştı. Yani sadece onlarla yatağı, o zaman İçişleri Bakanlığı yapan kişilerin işte yaptıklarından pişman değilim açıklamaları falan da var. Yani ancak hani o dönemlerde mesela Arif Doğan'ın da o zaman birçok programa katılıp hatta kitap yazmıştı, CİTEM'i ben kurdum diye. Zaten ondan önce CİTEM'in yine kurucular arasında yer alan Cem Ersever'in aslında bunları açıklarken, itiraflarda bulunurken öldürülmesi, hem de yani yanındakilerle beraber hepsinin Ankara'da cesetlerini bulması, zaten aslında hepsi bir mesaj. Arif Doğan'ın işte itiraflarıyla beraber artık hani bunun zaten o süreci yönetenlerin, kuranların, kişilerin de işin içinde olduğunu ortaya çıkaracağız diye bir sevinmeye başlamıştık. Ancak artık yine değişen siyasi süreçle beraber, konjonktürle beraber bu sanıkların, yani yargılanan sanıkların hepsi tek birer birer aklandı. Yani yargı akladı aslında doğru. Yani hani bizim gözümüzde hala aklanmadılar ama yani cizam değil de hukuken aklandılar. Hukuken mahkeme nezdinde aklandılar. Ancak orada şunu söylemek lazım, belirtmek lazım. Mahkemeler gerçekten hepsi, tüm davalarını hepsi bir an önce ya şu yargılama bitse de biz de kurtulsak. Çünkü yük görüyorlar herhalde kendileri. Yük görüyorlardı. Yani mesela Lice davasında orada da ben yine mağdurların vekili olarak katılıyordum. Ya mahkeme başkanı kendi ağzıyla diyor ki nereden bulaştım? Delil yok diyor. Evet. Diyorum ki ya tamam, delilleri toplayalım. O dönemki işte olayların içerisinde yer alan kişiler bunlar. Bunları çağırın dinleyin. Yok. Talep ediyoruz, reddediyor. İşte şu delilleri toplayın, olay yerine keşif yapın. Hani Lice sonuçta zaten bir ilçe, hani Lice'nin yakılmasıyla ilgili bir durum değişmiştir diyor. Ya diyoruz ki bakın, proje, eski proje burada. Yenisi burada. Zaten yenisi de burada, aynı birebir neşen hiçbir şey yok. Keşif yapın, yok. Ya kapatmak delilleri için toplayın. Elinden gelen tüm çabayı sarf etti aslında. Evet, ama sonra ceza niye vermeyeceksiniz? Delin yok. O zaman sen mahkeme olarak ne yapıyorsun burada? Hani? Evet. O zaman direkt zaten peki şey soracağım mesela, bir avukat olarak da yani sen şimdi duruşmaya giriyorsun, birçok davayı takip ediyorsun, işte projeye çalışmışsın. Hı hı. Yani sonuç çıkmayacağını biliyorsun herhalde duruşmaya girdiğinde, yani artık yani buradan bir hayır gelmez. O nasıl sana bir motivasyon sağlıyor? Ya bu geçen gün aslında yine Rümet'le beraber katıldığımız bir şeyde, hatta sizin davadan önceydi. Oradaki bir söyleşine aynı soruyu sordular. Bizim eski baro başkanımız Mehmet Emin Aktar. Kendisi kalktı. Yani biz zaten biliyoruz beraber diyeceğini. Ama bizim sadece burada olduğumuzu bilsinler. Kayıt bizim olsun. Bu işin, evet, bizim bu işin halen peşinde olduğumuzu bilsinler. Yani zaten bizimkisi de öyle. Hani şu anki süreçte beraat kararı verilmiş olabilir sanıklar hakkında. Ama bu tarihte ancak ne olacak bu, belli olmaz gibi. Tabii bir de bu, bir de bunlar aslında onu her yerde belirtmekte fayda var. Bunlar klasik bir cinayet değil. Değil. Bunlar politik sahikle, bunlar politik olarak sahikle ve insanlığa karşı suç şeklinde evet, işlenmiş evet. Cinayet. Bunların zaman aşımı olmaz aslında. Zaman aşımı olmaz. Yani ve devletin zaten kendiyle yüzleşmesinden bahsedeceksek, biz zaten şu anda da hani bu süreç ne zaman olur bilmiyoruz. Belki
biz bile görmeyiz bu süreçte yüzleşmeyiz. Olacak diyorsun. Ama bu süreç illaki bir yerde olacaktır. Biz evet. Şu an ne kadar çok veri kaydedebilirsek, ne kadar çok şey kayıt altına alabilirsek. Biraz o önemli herhalde. Biraz toplamak tabii. Önemli. Bilgi, belge, veri toplamak yani, önemli ki ileride bunları kullanabilirsin veya kayıt altına alırsın ki tarih görsün yani. Yani tarih yargılasın. Tarih yani. Görsün. Yani bunlar tarihe kayıt olarak not alınması çok önemli. Tabii. Çünkü ya şöyle bir sıkıntı var. Biz zaten hani projede de bunun üzerine çok konuştuk. 90'lı yıllarda yaşanan şeyler, biz 2000'li yıllardayız, 2010'lu yıllardayız ve şu an verileri toplamaya çalışıyoruz. Evet, aradan 20-30 yıl geçmiş ve zaten yani, çok tabii, az delil kalmış. Failler yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu tabii, bilmiyoruz. Tabii deliller yani. Karartılmış, failler nerede bilmiyoruz. Çoğunluğu kimlik değiştirmiştir zaten. Mesela evet. Mesela bir meşhur yeşil var. Halen yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bir şey soracağım. Fail dedin ya sen şimdi... Bütün oklar bu dosyalarda, hani çoğunluğunda bütün oklar fail olarak bir örgütü gösteriyor. JITEM. Tabii. Jandarma İstihbarat Teşkilatı değil mi açıklaması? Devlet böyle bir örgütün varlığını kabul etti mi? Kabul etti. Evet, mahkeme kararıyla. Hangi davalarda? Yanılmıyorsam 90'ların sonunda yapılıyor. DGM üstelik kabul ediyor bunu. DGM'de tescilleniyor JITEM'in varlığı. Hatta... Ama aslında reddediliyor bir yandan. Evet, evet ama hani JITEM diye bir örgüt varken yoktur gibi bir duruma şekilde gidiyor. Ya. Evet. Yani hatta... resmi evraklarda, yazışmalarda bile JITEM'in zaten ismi yazıyor. Yazıyor. Yani şu anda yani Jandarma Genel Kurumu'na JITEM diye bir örgütü en azından legal anlamda mahkeme kararıyla kabul evet. etmiş görülüyor. Peki şimdi sen birçok isim saydın. İşte Cem Ersever, işte Orhan Çetin. Yani aslında failleri biliyorsunuz. Ya en azından şüphelendiğiniz failler var yani anlatabildim mi? Bunu, ya, tabii zaten yani failleri... Dosyayı deli toplarken ortaya aslında sen çıkartıyorsun her şeyi. Tabii zaten faillerin çoğu yani aslında şu devam eden davalarda açılan dosyalarda her bir mağdur için aslında kimin zaten olayı gerçekleştirdiği belli. Yani şu an soruşturmada yer alan birçok dosyada, zaman için uğrayan birçok dosyada yani tamam failin kim olduğu tam olarak belli olmayabilir. Ama en azından şu açılan dosyalarda orada isimler var. Mağdurlar, tabii. Hatta suç aletleri yani, bile var tabii. Tabii orada. Yani bir de bu dosyalarda mesela her birinde sadece bir mağdur yok. Mesela işte hani kamuoyunda işte Ankara olarak bilinen ama Surluk Çetesi'nin daha çok dahil olduğu dosyada 16 tane mağdur, evet, mağdur var. Mesela Lice'de 17 tane mağdur var. İşte Kulp davasında 13 tane. Mağdur var. Bunlar zaten faili de dosya içerisinde belli. Aynen. Zaten failleri belli. Okey. Şimdi ben şey demek istiyorum. Medet'e dönmek. Evet, Medet Serhat diyecektim sana kusura bakma. Rumet. Evet. Rumet Serhat demek istiyorum. Babanın davası ne oldu? Yani duruşmaya girdin. Girdik duruşmaya. Normalde bir heyecan olması lazım. Karar ne olacak falan. Ben gayet... Güde oynaya girdim. Nasıl olsa bir piyese geldim ben. Kötü bir ilkokul müsameresine geldim. Bakalım ne olacak dedim. Savcı gayet güzel bir şekilde işte saydı her bir şeyi. Bütün delilleriyle. Sadece bir 9 kilometre mesela Ömer Lütfi Topal'ın yanılmıyorsam orada bir hata var. Geri kalan her şeyde Ayhan Çarkın'ın itirafları tutuyor. Her şeyi tutuyor. Silahlar tutuyor. Yani bir insanda hani ne kadar çılgın olursa olsun tutup da ben şunları bunları öldürdüm demeyecektir herhalde. Yani kendisini bir yerin kralı ya da peygamberi ilan eder en fazla. İnsanları öldürdüğü üzerinden geçmez. Ya da Hitler'e falan benzetir, Napolyon'a benzetir. Adamın her şeyi tutuyor. Fakat o bile ondan sonra baktı ki arkasında bir destek olmayacak ve devlet katilleri atlama saklama yoluna gidecek. Onun üzerine o bile işte hatırlamıyordum aslında belki öyle değildi falan filana diye Ayhan Çarkın çark etti. Haksız da değildi bunda zaten yapmakta. Yalnız kaldı adam yani hani. Diğerleri bir gün bile cezaevi görmeden bu kendi beyanatından dolayı kaç ay içeride tutuldu. Akli raporu ve hayatı tehlikesi olmuş oluyor. Tabii yani şey akıl sağlığı yerinde değilden de adamın tescilli olarak akıl sağlığının yerinde olduğu belgelendi. Fakat savcı bunu görmedi. İşte Ayhan Çarkın halüsinasyon görüyor. Kendi kendine uyduruyor diye orada beraat kararını verdi. Gördük. Şimdi baban davasında sanıklar beraat evet. aldı. Bundan sonraki aşama ne? Nasıl bir hak talebi? Onların aslında Sidar biliyordur belki şey bu bir de emniyetten atılmalarıyla ilgili çete kurmayla ilgili ayrı bir davası var. O durumda ne durumdalar orada bilmiyorum gerçi.
Fakat yani... Yani yargıdan bir umudun yok. Evet, en azından çete kurmayla ilgili devletin içinde yaptıkları bir şey olursa onunla ilgili bir ceza alabilirler. Fakat öldürdükleri insanlarla ilgili bir ceza, verilmeyecek. Yani cezasızlıkla karşılaştırdıklar. Yani bir nevi madalya verdi. Hani, bir, hani hem hukukla haşır neşir bir insansın hem de davayı iyi takip eden birisin. Davayı okuyunca sanırım sen de failleri çıkartıyorsun kafanda. Aslında failler orada tetiği çeken insanlar değil. Hani bir yazım için araştırma yapmıştım. Bu Bask bölgesiyle ilgili İspanya'da. O zaman sosyalistler iktidardalar bir de üstüne üstlük. Fakat Bask bölgesinde ayrılıkçı hareketler oluyor diyorlar kendilerince. Yani o da hani artık neyine ayrılıkçılık yapıyorlarsa kendi yönetimleri var. Fakat burada devlet kendi refleksini çıkartıyor. Bu adamlar ayrılıkçılık yapıyor diyor. Ve 20 küsur kişiyi güya orada yaşayan İspanyollar kendi aralarında örgütlenip bir paramiliter güç kurup öldürüyorlar. İşkenceyle öldürüyorlar. Fakat mantığımız biliyor ki hiçbir şekilde birkaç kişi bir araya gelip de paramiliter güç olmaz. Bunun arkasında düzenli bir akıl olması lazım. Onları organize etmesi lazım. Teşekkür eder bir durması lazım. Ve bunun en sonunda ucu başbakana kadar gidiyor. Muhtemelen kralın haberi vardı ya da görmezden geldiği bir şeydir. O yüzden ona kadar gitmedi ya da artık anayasal monarşi diye işte kral zaten siyasete karışmıyor dediler. Ve sosyalist başbakan dedi ki işte bazen devletin düzenini korumak için lağımlarda bile savaşılabilir. Bu ülke kurşun atanda kurşun yemeye. Evet, oradan dedikten sonra şey buna dönüyoruz yani. Hani bu aynı ülke şey. Kurşun atanda, bu ülke için kurşun atanda kurşun yendir diyen hep kişiye dönüyoruz. O sıradaki Cumhurbaşkanı'na baktığımız zaman zaten alengirli lafları olan bir insan sürekli. Yani hem söylerken söylemeyen, zamanında ülkücüler adam öldürüyor diye bana söyletemezsiniz diyen bir insan. Hani burada adam ne dedi aslında? Öldürüyorlar mı dedi, öldürmüyorlar mı dedi. Yani bu adamın Cumhurbaşkanı olduğu bir zamanda böyle bir başbakana gidiyor. Bu işin tetiği çekenle hiçbir alakası yok. Zihniyet bunlara gidiyor. Tetiği çeken açısından bir meslek belki. Evet, yani herkes para olabilir. Herkes olabilir o yani. O emri kim verdi? Evet. Kim Medet Serhat ölmeli dedi. Aslında mesele orada. Evet, mesele orada. Yani bu emri Tansu Çiller diye başbakandan alırsak o zaman. Tansu Çiller bu insanları tanımıyor. Tansu Çiller'in önüne o zaman bu raporları kim koydu? Evet. Bunları bulmamız gerekirdi. İçişleri Bakanı kim bu dönemde? Nait Menteşe. Evet. Devletin evet. Menteşesiyim diyen bir o insan. O da çok şey bilen biri herhalde. Kesinlikle. Yani bu dava hep Mehmet Ağar'ın üzerine yoğunlaşılıyor. Tuğlasıyım diye konuşmuştu çünkü. Evet, Mehmet Ağar Belçik'ten de konuşsa bu devlet değil, bu devletin içindeki kirlilik çökebilirdi. Fakat Mehmet Ağar'ın üstü olan kişi ben bu devletin menteşesiyim diyordu zaten. Nait Menteşe İçişleri Bakanı'ydı. Evet. Ama hiçbir şekilde ifadesi alım. Ne tanık sıfatıyla ne şüpheli sıfatıyla ne sıkıntı sıfatıyla. Hiçbir şekilde yani Tansu Çiller bile tanık olarak, hatta Özeran Uçuran Çiller'le birlikte tanık olarak gelecektiler, gelmediler. Mahkemeyi tanımadılar gibi bir durum çıkıyor ortaya. Peki ne umuyorsun Rumet? Yani sen babanı kaybettin, biz de değerli bir hukukçuyu kaybettik aslında Türkiye toplumu ve 26 yıldır bir sonuç yok. Yani bundan sonra ne yapmamız lazım? Yani bu davanın canlanması için veya bu fail, çünkü sanırım biraz yani Kürt meselesi olsun, Türkiye demokrasi sorunu olsun, bu davalardan geçiyor. Hani evet, bunlarla yüzleşilmedikçe aslında hiçbir şey değişmeyecek büyük olasılıkla. Yani ne umuyorsun? Yani aslında sözüm Kürtlere değil. Kürtler çünkü sürekli bir bedel ödüyorlar, sürekli acılar çekiyorlar. Hani babamın faili meçhul cinayetinden bahsediyoruz ama kendine Kürdüm diyen bir insanın ailesine zaten bir şekilde faili meçhul cinayet ya da işkenceden geçirmiş insan bulamayız Türkiye'de. Bu kesinlikle. Ama sözüm bu noktada Türklere. Yani Türkler kendi özgürlüklerini ve kendi geleceklerini Kürtler bizimle eşit olmasın diye yok edebiliyorlar. Devletten bunun hesabını sorması gereken Türkler. Arkadaşım, sana vatandaşlık bağıyla bağlı insanları sen devlet olarak barışı ve huzuru sağlamak zorundayken öldürdün. Bunun hesabını ver demesi gereken adalet Türkler. Adalet evet. Talep etmesi lazım. Çünkü adalet herkes için her zaman gereklidir. Yani aman birkaç Kürt'ü öldürdü ne olacak ki, onlar da zaten bölücüymüş, devlete karşıymış, şöyleymiş böyleymiş diyeceğine, sen kendin ne iş yapıyorsan yap, senin de geleceğinin adil bir şekilde garantide olması için sabah yatağından
uyandığın zaman birilerinin evini basmayacağını ya da senin de bir gece kaybolup öldürüp bulunmayacağın aileye ulaşması için bu davanın sonuçlanması, bu davaların hepsinin adil bir şekilde yargılanması. Ha diyebilirler ki bu insanlar 25 sene önce öldürülmüştü, bu tetikçileri, tetikçileri artık bir şey yapmayalım, ama devletin kendisi. Zaten yani Ayhan Çarkın'a ceza verseler ne, vermeseler ne? Önemli onlar arkadaşlar. Sen onu talep etmiyorsun zaten. Sen de yani tetiği çekenler bulunsun. Yani. Tabii ki bu olacak ama böyle temel talebin bu değil. Zaten listesi de vardır kimin ne yaptığını. Evet, temel talebin bu değil. Senin temel talebin devletin yüzleşmesi. Evet. Kendi geçmişiyle yüzleşmesi, kirliliklerinden kurtulması. Çünkü kirliliklerinden kurtulamazsa ileriye yürüyemez. Bu sürekli ayağında bir pranga olur. Ve bir fasit daire gibi biz gene belki 3-5 yıl demokratik, güzel, özgür, barış ortamı, huzur bilmem ne, ekonomi şey. Sonra gene aynı şeye döneriz. Gene Kürt düşmanlığına döneriz. Hayır. Aslında Kürt sorunuyla çok bağlantılı kesinlikle işler yani. Bunlar. Ve dünyada kimse katliamlarla insan öldürerek hiçbir şey başaramamıştır. Bunu bize tarih gösteriyor. Yani Cengiz Han başaramadı Allah aşkına. Evet, yani sen bence güzel bir çağrı yaptın yani Türkiye toplumuna, özellikle Batı'da yaşayanlara. Evet, Batı'da yaşayanlar. Onların hak talebinde, adalet talebinde bulunması lazım ki bu sorun çözülsün. Evet. Çünkü zaten Kürtler, yani baksana işte senin babanın davasıyla veya diğer davaya ilgilenen avukat, baro başkanı öldürülüyor. Yani öyle bir şey var, böyle bir sirkülasyon var. Anlatabildim mi? Zaten burada ciddi bir mağduriyet var. Biraz da Batı kamuoyunun bu faali meçhuller konusunda yüzleşme yani talep etmesi. İstanbul Barası'nın, Ankara Barası'nın oralarda olması lazımdı. Çünkü kendi üyeleri öldürüldü zaten. Evet. Fakat hiç önceden göründüler. İstanbul Barası değil, Ankara Barası sonra kayboldu. Evet. Ve bir çağrımda yani o katillere, onlar da çocuklarına baktıkları zaman lütfen başka çocukları babasız bıraktıklarını unutmasınlar. Evet. Ben hep merak ettiğim konu budur hakikaten. Yani onlar nasıl çocuklar? Evet, ben de merak ediyorum. Yani ne kadar kendi aklında ama onlar şöyleydi ama böyleydi. O yüzden insan öldürmenin hiçbir şekilde bir mantığı yoktur. Evet. Lütfen kendi çocuklarına baktıkları zaman başka çocukları yetim, başka kadınları dul bıraktıklarını unutmasınlar eşlerine baktıkları zaman. Evet. Ben tekrar silahla dönmek istiyorum. Burada bir ekleme yapmak istiyorum da, kısa bir ekleme. Burada hani şimdi bu damadan damadan ilgili konuştuğumuzda şunu da belirtmek lazım. Bu davalarda yani yargılanan sanıklar ceza alsa bile aslında zaten bu adil bir yargılama olmayacak. Yani o yüzleşme sağlanmayacak. Yüzleşme, yani bu yüzleşme yine sağlanmayacaktı. Çünkü zaten hani Tan Rumet dedi, bunlar zaten tetikçi. Hani bu sebeple aslında işin içerisinde, yani bu işte yapıyı kuranlarda, bu emri verenler içerisinde kim varsa onlar zaten yargılandığı zaman ya da onlar sanık olarak mahkemeye gelip yaptıklarından dolayı hesap verdiği zaman tam gerçek bir yüzleşme olacak. O yüzden aslında hani bu açılan davalar da hiçbir zaman gerçek bir yüzleşme de olmadı yani. Evet. En başından şimdiye kadar. Öyle bir niyet oluşmadı zaten. Öyle bir niyet oluşmadı. Belki yani en fazla tetikçilere ceza veririz diye düşündüler. Onu da yapmadılar. Onu da yapmadılar. Belki o motivasyonla çıktılar. Yani birkaç tetikçi ceza verelim, kapansın konular. Ama o bile yapılmadı. O da yapılmadı. Yani peki şu an derdest olan, yani derdest derken seri canlısın diye devam eden ve bizim umutlanmamız gereken, takip etmememiz gereken, destek vermemiz gereken davalar var mı? Yani çünkü bir her dava bir tuğla herhalde. Bir tanesi sonuçlanınca büyük olasılıkla gerisi çökecek diye düşünüyorum ben. Doğrudur. Yani şu an devam eden bildiğim kadarıyla bir Musa Anter ve Vecit Aman'ın davası. Hı. Yani iki dosya birleştirildi. O dava var. Bir de Dar Geçit ve Kızıltepe davaları var. Onlar, peki onlar ne aşamada? Yine aynı akibetle karşıya mı kalacağız, yoksa yani var mı bir umut yani? Yine sormak istiyorum çünkü işin uçlandı ama tahmin ediyorum şeyi. Musa Anter ve Vecit Aman'ın davasında zaten tutuklu olan tek sanık vardı, Hamit Yıldırım. O da 5 yıl süreli tutuklu kaldığı için artık süre doldu, limit doldu, tahliye edildi. Hatta onun dışında tam bir tutuklu yok şu anda o dosyada. Ve zaten onun da sonu beraate doğru gidiyor. Evet. Yani o dosyada Selim Okçuoğlu, Avukat Selim Okçuoğlu dosyayı çok güzel bir şekilde takip ediyor, ilerletmeye çalışıyor. Ancak maalesef onun da sonu diğerlerinden farklı bir şekilde peki, olmayacak. Peki ne yapmak lazım sizler? Yani sivil toplum olarak, vatandaş olarak, barolar olarak, siyasi partiler olarak yani... Çünkü hakikaten 10 binden fazla cinayetten bahsediyoruz ve 10 binden fazla cezasızlıktan bahsediyoruz. Yani öldürmüşler, kar kalmış. Yani ne yapmak lazım biz? Yani bize bir görev düşüyor mu? Ya tabii burada herkese bir görev düşüyor ama hani ne yapmak lazım noktasına gelince bunun zaten cevabını tam olarak bilen birisi olduğunu düşünmüyorum. Yani
Tam olarak ne yapmak lazım, nereden, nasıl başlamak lazım? Belki aslında biraz nereden başlayacağımızı konuşsak belki daha doğru olur. Şimdi bu dosyaları zaten bir kere hepsi, hani hep klasik bir laf vardır ya, işte tozlu raflarda yerlerini aldılar şeklinde. Zaten yani ilk başta aslında bu dosyaları buradan bir çıkarmak lazım. Bu kişiler nerede öldürmüş, nasıl öldürülmüş? Bu ya da işte JITEM yapısı kim kurmuş, nasıl kurmuş, ne amaçla kurmuş? Bunu bilmek lazım. Bu yapısına iyice bir ulaşmak lazım. Bunun şemasında işte baştaki adam kim, devamında kurucuları kim, onun altında çalışanlar kim, kim hangi bölgede görev alıp altında emirlerine kimler çalışıyordu? Yani orada aslında zaten devletin yani kendi şeyinde çok geniş bilgiler var, kayıtlar var. Yani Mehmet Emir'den bahsettiğim durumun MİT başkanı zaten kendisinin hani devlet sırrı olarak sakladı. Ama devlet sırrı diye açıklamadı. Bir sürü bilgiler var, belgeler var. Kurtuluş yani, Savaşı. Kurtuluş evet. Savaşı'nın raporu var mesela. Hani mesela aslında çok belge bilgi var. Çok belge bir bilgi var. Yani bir mahkeme için, yargılama için yani, gereken ne varsa var. Aynen aynen. İşte tabii yani ama buradaki zaten asıl önemli olan niyetin net bir şekilde ortaya konulması lazım. Yüzleşilecek mi? Ama bu sanırım biraz yargının içinden olmaktan çıkmış gibi bu durum. Siyasi bir çözüm lazım bu işe. Tabii tabii. Yani bir hakikat zaten, komisyonu lazım belki. Ya, yani yüzleşme komisyonu lazım. Konuşmak gerekirse zaten şu anki mevcut yargı sisteminde çok fazla siyaseten ayrı bir karar vermesi beklenmiyor. Ama yani ne bileyim mesela sıkıyorum mecliste yani, bir komisyonun kurulması lazım. Yüzleşme komisyonu tabii kurulması lazım. Tabii mecliste bu komisyon kurulmuştu aslında zamanında. Bu barış süreci meselesi. Barış süreci şeyinde ama yine de orada da hani bir çalışma işte dediğim gibi bu noktalarda biraz bir çalışma gidiyor. Dünyada örnekleri var. Yani Güney Afrika evet, örneği evet. Var. İşte İspanya'dan bahsetti var. Yani işimiz çok zor değil aslında. Yani başarılı olmuş denenmiş görece bir toplumsal uzlaşı sağlanmış işler var. Onlardan örnek alınabilir yani. Bence aslında zaten hani samimi olunduğu zaman işimiz gerçekten zor. Kolay. Evet. Kolay. Yani çünkü o dönemde görev yapan, yüksek mertebede görev yapan herkesten biliyoruz ve zaten hepsinde bildiği çok fazla şey var. Evet. Yani hepsi gidip de işte emniyetten nasıl adam çıkardıklarını, kimlerin kimlerin isimlerini, nerede öldürdüklerini, hangi silah kullandıklarını, hangi arabayı kullandıklarını götürürken yani biliyoruz. Hepsinden tam biliyoruz. Ancak işte bunların bir siyasi bir irade şekilde lazım. Ortaya konup siyasi bir irade çözülmesi lazım. Evet, ben de düşünüyorum. Süremiz bitmek üzere, hatta belki bitti de. Rumet, son sözlerini alayım. Yani ben de siyasi iradenin, çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir hakikat komisyonuyla, bir yüzleşme komisyonuyla ki bu sorun aşılabilsin. Çünkü tek başına yargının bakacağı teknik bir sorun değil bu. Yargısal sorundan öte siyasi bir sorunun parçası. Hem yargının dahil olacağı bir komisyonla sen nasıl düşünüyorsun? Yani yargı özgür olduğu zaman zaten hiçbir şekilde siyasi erkek buna bir şey yapamaz. Yani siyaset ayrı, yargı ayrıdır evet. Gelişmiş ülkelerde. Ha bizim gibi bir ülkede evet siyasi iradenin yargıya baskı yapması değil, yargının üzerindeki baskıları kaldırması yeterlidir zaten yani. Bunun hani avukatı, savcısı, hakim fark etmez. Eğer üzerlerinde bir baskı hissetmezlerse, avukatlar da daha iyi bastırabilirler buna, hakim, savcı da bununla ilgili. Eğer bir savcı, hakim sürülmeyeceğinden eminse bu dava baktığı için, siyasi davadan dolayı, ondan sonra adli kararı verecektir zaten yani. Fakat dediğim gibi mahkemede hepsi zaten aman bu kararı veren ben olmayayım istiyorlardı. Evet. Yani biliyorlar çünkü. Evet. Kanun belli, anayasa belli. Evet, siyasi iradenin ülkede barış istemesi gerekmektedir. Kürt sorunu konusunda sanırım çözüm iradesinin oluşması lazım. Türkiye'nin zaten Kürt sorunu dışında başka hiçbir sorunu evet, yok. Evet, bunlar da onun parçası. Evet. Bu da ancak cinayetlerde parçası, sürgünde parçası, su altında bırakmada parçası, tarımı öldürmede parçası, işsizlikte evet. Parçası. Artık şu Kürt sorunuyla madem çok batılı ülkelere özeniyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz, lütfen evet. Batılı ülkeler ayarında bir demokratik çözüm getirin. Evet, süremiz bitti. Çok teşekkür ediyorum size katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler ve deneyimleri aklınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz de ajanda olarak yani bu cezasızlıkla faili belli cinayetlerle aslında
gündemimizi tutmaya devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, süremiz bitti. Bu hafta faili meçhul cinayetleri işledik. Deneyimlerini aktardı konuklarımız. Haftaya başka bir gündemle sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.